Herkese selam, hoş geldiniz. Ben Sinem. Bugün yüzümde görmüş olduğunuz smokey makyajı yaptım, sevgililer gününe özel olarak. İlk videomu ben YouTube'da 14 Şubat'ta paylaştım. Çünkü 14 Şubat benim için gerçekten hayatımda hep kararlar aldığım ve dönüm noktası olan bir tarih oldu. YouTube'a da 14 Şubat'ta başlamak istemiştim. Tabii araya koyduğum boşluklar, gidişatta bir aksilikler vesaire oldu. Ama bugün yine 14 Şubat'ta video çekiyor olmak ve o günün 14 Şubat'a, yani video eklediğim günün 14 Şubat'a denk geliyor olması benim için gerçekten çok keyifli. Yüzümde görmüş olduğunuz makyajı yaptım. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Sevdiklerinize tek günde, sadece 14 Şubat'ta değer vermemeniz dileğiyle. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım ve makyaja geçelim. Makyajıma öncelikle gözlerden başlayacağım. Çünkü koyu bir makyaj uygulaması yapacağız ve alta dökülmeler mutlaka olacaktır. Dökülmese bile bu riski göze almak istemedim. Önce gözüme Makeup Bu Studio Finish Concealer'larından uygulayacağım ki kalıcılığı daha fazla olsun. Bu biraz böyle sarı alt tonlu bir kapatıcı. Şöyle göz üstümü bir nötrleyeceğim öncelikle. Gözde ilk makyajımızın ilk adımı olarak bir yumuşak uçlu kalem kullanacağım. Bunun için Flormar'ın Smoky Eyes kalemlerinden kullanacağım. Siyah renkli. Arkasında şöyle dağıtma fırçası da var ama ben daha böyle kesik uçlu bir fırçayla dağıtacağım makyajı. Kirpik diplerimin geneline bu kalemi böyle gelişi güzel, en çok kirpik diplerimde yoğunlaşacak şekilde komple uyguluyorum. Hatta ilk önce bunu yapalım. Diğer tarafı hızlandıralım. Şu şekilde kirpik diplerime gelişi güzel uyguladım. Bir tane yassı bir fırça alıyorum ve bununla bunu sağa sola hafifçe dağıtıyorum. Smoky makyajda buranın daha siyah ve yukarıya doğru daha buğulu, daha açılı renkte gitmesi gerekiyor. O yüzden kalemi sürme sebebim de süreceğimiz siyah farı daha iyi tutabilmesi, baz oluşturması aslında ve siyah rengin daha koyu görünmesi. Şuraya kadar uyguladım. Bunu bu şekilde bırakıyorum. Şimdi diğer tarafı da hızlıca uygulayıp geliyorum. Bu makyajda kullanacağım palet The Balm'ın Meet Matte Trimoni olan paleti. Bu paleti gerçekten smoky makyajlarda çok seviyorum. Çünkü içerisindeki tonlar tam benim bu makyajlarda kullandığım renkler. Çok güzel tonlara sahip, içerisinde bordo kahve tonları, siyahın olması, ten rengine yakın bir pembemsi renkler olması falan çok güzel geçişler içinde. Bunun için bir yine yassı bir fırça alıyorum elime ve siyah farı sürdüğümüz kalemin üzerine oturtuyorum. Bunu tampon hareketlerle yapacağım şimdi. Şu şekilde pıt 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 bırakıyorum. Şimdi burada bu far sabitlenmiş olacak. Bunu buradaki göz açtığımızda katlanan yerin yakınına doğru uyguluyorum. Çünkü oraya başka bir ton uygulayacağız. Hafif oraya getiriyorum. Şimdi diğer gözüme geçtim hemen. Evet, pandaya döndük. Şimdi karıştırma fırçası alacağım. İlk önce çok geniş bir karıştırma fırçası alacağım. Ve üst tarafı şu renkle, şuradaki Matte Lopez rengiyle ilk önce bir karıştıracağım. Bu böyle sıcak kahve ama kahve de değil, böyle hafif yavru ağzına kaçan bir renk. Şimdi bunu gözümün etli bölgesine ve şu tombik yerine hemen karıştıracağım. Şimdi bu rengi dağıttık. Çok saçma sapan bir görüntü olduğunu şu an farkındayım. Daha sonra bunu oturtacağız.
En pratik yolla ben göstermeye çalışıyorum. Çünkü en zorlanılan kısım dip ve en başlangıç değil, bu ara kısım oluyor genelde smokilerde. Hatta siz biraz daha yakınlaştırayım. Evet, şimdi gördüğünüz gibi böyle saçma sapan bir görüntü var. Burada siyah var, burada kalem dağılmış ve üst taraf turuncumsu. Şimdi bu fırçayı bırakıyorum ve ben smokimi buradaki bordo ile yapmak istiyorum. Ara karışımı bordo ile yapmak istiyorum. Dediğim gibi bu bordonun tonuna da bayılıyorum. Yapısına da bayılıyorum. Şöyle fiber uçlu bir fırça alıyorum. Bordoma küçücük dokunduruyorum ve şimdi bu arayı bu şekilde dağıtıyorum. İlk önce siyahla bordoyu bir birbirine karıştıracağım. Bu smoky makyajlarda zaten önemli olan tamamen karıştırmak, sıkılmadan renkleri birbirine karıştırmak. Ama o zaman sonuç gerçekten çok güzel oluyor. Fırçanın burada etkisi çok büyük. Markası değil, etkisi çok büyük. Çünkü kullandığınız fırçanın küçük ve büyük, yani 3 tane karıştırma fırçası olsun elinde. Biri çok geniş, biri orta, biri bunun gibi daha ince. Çünkü her göz kapağı aynı değil ve benim gibi düşük göz kapağınız varsa, bu boşluğunuz çok yoksa, böyle fırçalar kurtarıcı olabiliyor. Şimdi gelişi güzel, bu bordoyu buraya oturttum ve şu anki görüntüyle şuna bakın. Burada bir buğulu ve daha kısık göz var ki benim en sevdiğim makyaj türüdür. Bu görüntüyü çok severim. Şimdi bordoyu çok hafif yukarı dağıtarak geçiyorum. Ve diğer iki rengi birbirine karıştırıyorum. Çünkü geçişimizde gördüğünüz gibi siyah, bordo ve daha açık bir renk olarak kullanıyoruz. Şimdi diğer tarafa hemen aynı şekilde uygulama yapıyorum. Göz üstümüzü az çok bitirmiş olduk. Şimdi cilt makyajına geçiyorum. Tabii ki rötuşlarımız olacak, böyle kalmayacak. Cildimi öncelikle NYX'in Pore Filler adlı gözenek gizleyici makyaj bazını kullanacağım. Şundan hafifçe gözeneklerimin en belirgin olduğu yere uyguluyorum. Cilt makyajının hem canlı hem kusursuz görünmesini istiyorum. O yüzden çok çok mat ürünler kullanmayacağım. Bu da sanırım bitmek üzere. Şuralarıma, bu kısmıma, hafif de alnımın ortasına uyguluyorum. Şimdi cilt makyajında da kullanmak istediğim ürün NYX'in Burn to Glow adlı ince yapılı bu ürünü. Bunu hemen kuru bir süngerle uygulayacağım. Cildimin hepsine eşit bir şekilde dağıtacağım. Bu canlı gösteren, cildin böyle üzerinde, çünkü gözlerimiz çok yoğun ya, cildi aşırı aşırı kapatmak istemiyorum. Ama aynı zamanda da cildimde böyle kusursuz da renk eşitsizliklerinin de giderilmiş olmasını istiyorum. Ha, siz tercihinize göre cildinize daha yoğun bir fondöten de uygulayabilirsiniz tabii. Kim engel olabilir? Ben bundan yana kullandım. Göz hatlarımızı bir düzeltelim. Çünkü gerçekten bir pandaya döndük. Bunun için yine Studio Finish MAC'in kapatıcısından ilk önce uygulayacağım. Daha sonra üzerine aydınlatıcıyla, aydınlatıcı bir concealerla geçeceğim. Bunun çünkü kalıcılığına özel günlerde çok güveniyorum bu ürünün. O yüzden şimdi bununla bir göz altlarımı, şu gözümün çukur kısmına bir hafiften kapatıcılık sağlıyorum. Cildimin diğer taraflarına geçmeden önce gözaltımızı hazır başlamışken aydınlığını da biraz sağlayalım. Çünkü üzerine pudrayla bir sabitleme yapacağım. Şunu şöyle hemen L'Oreal'in Infallible kapatıcısından kullanıyorum. Ne kapattık ama göz altlarını ya. Şimdi gözlere yoğunlaştığımız için buranın bir şekilde
Böyle çok net, çok temiz olmasını istiyorum. Yoksa normalde böyle özel günler haricinde asla bu kadar kapatıcı kullanmam. Şimdi şununla hafif aydınlığımızı verdik. Gördüğünüz gibi daha canlı durdu göz altları ve çok böyle kıpraşmadan, çok mimik yapmadan yine Infallible. Hoppa, bütün tozları döktüm. Pudrasını kullanacağım. Transparan pudrasını kullanacağım. Şunun kapağı azıcık alacağım ve rengini size göstermeye çalışacağım. Bu çok sevdiğim bir transparan pudra. Gördüğünüz gibi şu şekilde biraz mavi. Bunu hemen göz altlarıma baking'e tutacağım. Yüzümüzün diğer taraflarına geçmeden önce şunu şu şekilde oturtuyorum. Bunun böyle mavili göründüğüne bakmayın. Kalmıyor bu mavi görüntüsü kesinlikle. Çok da ince yapılı, çok güzel bir transparan pudra. Şu şekilde hemen buralarda pudramızı bırakıyoruz. Göz altlarımı pudraladım yalnız. Diğer yüzümün hiçbir tarafını pudralamadım. Çünkü bugün krem ürünler üzerine pudralama yapacağım. Şöyle ki kontürümüzü ilk önce bir Kiko'nun krem kontürüyle yapacağız. Daha sonra üzerinden toz ürünlerle geçeceğiz ki kalıcılığını daha iyi sağlayabilelim. Şunu şu şekilde hemen uyguluyorum. Ve bütün pudrayla cildimden geçiyorum. Yine MAC'in Studio Fix'lerinden kullanıyorum. Bu gördüğünüz gibi aydınlatıcının etkisini hiç bozmadı. Şöyle geçiyorum. Hazır fırçamız varken göz altımı da süpürüyorum. Daha sonra tekrar buraya geri döneceğiz. Şimdi tekrar elime siyah kalemimi alacağım. Şu pudramı hemen açayım. Her yere transparan pudra oldu. Siyah kalemimi alacağım. Herhangi bir kalem olabilir. Sizin elinizin alışık olduğu. Üst kirpik diplerimden bu kalemle geçeceğim. Orada bir ayrı ten rengimin görünmesini istemiyorum. Daha sonra göz içimden geçeceğim. Ve daha buğulu, daha kısık, daha güzel bakışlara erişmiş olacağız. Bu böyle kalmayacak tabii ki. Şimdi diğer tarafa da hemen uyguluyorum. Şimdi üst kısımda yaptığımız gibi siyah farımızla kirpik diplerimizden de geçeceğiz. Hem bu kalemi sabitleyeceğiz hem orada o kalemi dağıtmış olacağız. Şöyle kalemi hem dağıtıyorum kirpik dibimden. Net bir simsiyah çizgi olmasın, orası da buğulu olsun diye. Hem de sabitlemiş oluyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi gözlerimiz daha kısık, daha güzel oldu. Aynı tarafa, diğer tarafa aynı işlemi yine yapıyorum. Burada kirpik diplerinizi kalemle doldurmanızı öneririm. Yani sadece göz içinize sürmeyin. Kirpik diplerinize de sürüp o şekilde dağıtın. Şimdi yine üstteki adımları izleyerek bordo farımdan biraz alıyorum ve siyah farımın alt kısımlarına şu şekilde geçiyorum. Hem oradaki siyah farı bordo renkle dağıtıyorum. Hem de üst tarafla ayrı durmuş olmuyor. Gözünüzün büyüklüğüne, küçüklüğüne kadar daha ne kadar alt kısma geçebileceğinizi. Şimdi bazı gözlerde bu böyle gerçekten dağıttıkça güzel durur. O kadar iri ve güzel gözler var ki.
Bazılarında işte benim gibi minik alanlarda çalışmanız gerekir. Bunu da bu şekilde dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi daha bakışlarımız iyi oldu. Şimdi tekrar bir siyah fardan üst kirpik diplerime geçeceğim ki kalemi de sürdükten sonra şu netliği bir görelim. İşte pratik bir smoky makyaj oldu. Şimdi cildime tekrar dönüyorum. Göz makyajında sadece şu şeyden en son ekleme yapacağım. Hafif turuncu gibi olan renkten. Ve size yakından göstereceğim ama yüzümü bir boyutlandırmak istiyorum. Şimdi The Balm'ın bronzerını uygulayacağım. Şu şekilde. Bununla tekrar bir kontür yapmış olacağız. Ama kontür bronzer arası bir şey uygulamış olacağız. Hem de o gözümde arttırılması gereken... Uf çok oldu ya. Gözümde hem arttırılması gereken yeri göreceğiz. Bugün kontürü de biraz fazla yapacağız. Arttırılması gereken yeri cildime göre görmüş olacağız. Hem de renklerin şimdi uyumuna bakalım. Sonra ekleriz yine. Bugün keskin hatlar biraz daha istiyorum. Çünkü bu göz makyajına gerçekten kontür çok yakışıyor. Yani niye bu kadar sürdün demeyin. O yüzden sürdüm. Saçlarımı gerdirdiğim için de şuradaki boşluklara da uygulayıp buralarla biraz bütünleştiriyorum. Şu kısmım benim dar ama buralara böyle hafif kontür uyguladığınız zaman fırçada kalanı o yukarıdakiyle biraz bütünlük sağlamış da oluyorsunuz. Şimdi tekrar dönüyoruz transparan pudramıza. Neden dönüyoruz? Şimdi hemen göstereceğim. Hoppa. Neden döndüğümüzü. Tekrar alıyorum bundan. Dediğim gibi bugün belirgin bir cilt makyajı istiyorum. Buralara şu şekilde bunu bırakıyorum. Burnumuzu daha ince, daha rötuşlu göstermek için. Makyaj ebedi bozulmaz yani bu akşam. Ona göre. Tamamdır. Şimdi şuraya da hafif geçelim. Buna en son yine süpüreceğiz. Aydınlatıcımızı sürelim. O sırada bunun kapağını kapatmazsam soludukça öleceğim. Bu Face Studio'lardan, Chrome olandan. Ben bunların hepsinin altı açıklamalar kısmına yazıyor olacağım şeylerini. Numaralarını ve kullandığım ürünlerin hepsini. Şimdi bu aydınlatıcıdan, aydınlatıcı sürdüğüm yerin üzerinden geçiyorum. Bu aydınlatıcıya da bayılıyorum. Çok güzel görünüyor. Bugün biraz abartmanın bence zararı olmadığını düşünüyorum. Şimdi aman bunu süpürmedik ki. Şu kısımları şöyle alıp aydınlatıcı geçeceğim bunun üstünden. Parladıkça parladık canım. İşte böyle. Şimdi allığımızı da uygulayalım. Allık için de iki tane seçenek var elimizde. Biri Max Factor'un bu şeftali tonlarında olan. Diğeri de The Balm'ın Frat Boy. Bakalım bir. Sanırım bu daha iyi olacak ya. Biraz daha böyle şeftali turuncumsu bir allığa ihtiyacım var. Bunu da şöyle bir fırçayla hemen küçücük dokunduruyorum. Çünkü çok pigmentli. Bunu biraz böyle yanaklarımın üstünde bırakacağım. Çünkü
Şunu da böyle gülersek biraz daha buraya bıraktığımızda daha sevimli bir görüntü oluyor. Bu makyaja da pek o görüntü uymaz. Şu şekilde bronzerım, kontürümle dağıtıyorum ve buraya kadar uyguluyorum. Yani göz bebeğimin olduğu kısma kadar. O sevimliliği istemiyoruz. Bugün çünkü makyajımız sevimli değil. Şuraya kadar uyguluyorum. Evet, bence bu aldık daha iyi oldu. Ve gördüğünüz gibi tek eksiğimiz maskara. Smoky makyaj aslında çok zor bir makyaj değil yani. Bilmiyorum ve benim sevdiğim bir makyaj türü. Bu makyajı ben çok çok seviyorum. Neyse, çok uzatıyorum. L'Oreal'in bu Unlimited olan maskarasından şimdi kullanacağım. Üzerine de yeterli olmazsa eğer diye başka bir maskara daha getirdim. Ona bakacağım. Şimdi gördüğünüz gibi bunun da ucu benim sevdiklerimden. Bolca maskara uyguladığımızda makyajımız başka bir boyut alacak. Şimdi iki gözümün arasındaki farkı her zamanki gibi size göstereceğim. Evet, bakın. O bakışlar nasıl değişiyor, değil mi? Şimdi alta da hemen bir tek kat geçelim. Bu kirpiksiz olabilecek bir şey değil. Şöyle özellikle bu kısımlara yoğunlaşıyorum. Takma kirpik de takarsanız efsane durur tabii. O ayrı da ben takmam. Bu görüntü benim için yeterli oluyor. Diğer türlü hani yapay mı? Tabii ki yapay. Yani hani bu ben miyim? Bu makyajdaki değil. Ama kirpik taktığınız zaman çok fazla oluyor. Benim için. Kirpik takmıyor da değilim bu arada. Takıyorum yeri geldiğinde. Sıra geldi rujumuza. Rujumuzu da sürersek sanıyorum ki makyajımız tamamlanmış olacak. Golden Rose'un Dream Lips Lip Liner'larından 502 numarayı kullanacağım. Hem nude hem kahveye yakın bir tonu var. Şu şekilde hemen bunu dudak çevreme uyguluyorum. Ruj olarak L'Oreal'in Rich serisindeki mat rujlarından Stone rengini kullanacağım. Şunu şöyle göstereyim ambalajını önce. Şu şekilde. Gerçekten tam bir nude. Bu biraz mat bir ruj olduğundan biraz üzerinden satenimsi mat, ama yani dudakları kurutmayan bir mat. Yine L'Oreal'in bu sefer parlatıcı niyetine kullandığım rujundan üzerinden geçeceğim. Ve bu şekilde. Üstümdeki o turuncuya da az bir ekleme yapmak istiyorum. Bordo ile birlikte karıştırıp şu şekilde biraz daha oranın yoğunlaşmasını istiyorum. Son rötuşları de yapınca makyajımız bitmiş oluyor. Böyle daha iyi. Fix sprey sıktığımızda, NYX'in bu spreyinden sıktığımızda sanırım bütün gece cildimize yapışmış bir makyaj olacak. Hemen sıkıyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Sevgililer gününüz tekrar kutlu olsun. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu beni çok mutlu eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.